Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Rahim Hoca, Rahim Şakiroğlu din kültürü öğretmeni. Bugün inşallah 6. sınıfın din kültürü dersinin ikinci konusunu, birinci ünitenin ikinci konusunu anlatacağım. Ünitemizin adı Peygamber ve İlahi Kitap inancı idi. İkinci konumuzun adı ise peygamberlerin özellikleri ve görevleri idi. Biliyorsunuz zaten siz ezberlemişsiniz. 5 tane özellikleri vardı. Sıdık, emanet, fetanet, ismet ve tebliğdi. Oraya geçmeden önce şu hususların bilinmesini istiyorum. Dinin tanımını yapacak olursak din nedir arkadaşlar? Din Allah tarafından gönderilmiş olan ilahi mesajlardır, ilahi kanunlardır. Amacı neydi? İnsanların dünyada ve ahirette mutluluğunu sağlamak idi. İnsanları doğru yola yetmek idi arkadaşlar. Tabii ki bu dinin insanların tüm hayatına, hayatının her alanına ne yapmıştır? Dinin etkisi olmuştur. Din insanın her bir alanını etkilemiştir. İşte günlük hayatıdır, günlük konuşmalarıdır, mimari yapısıdır, efendim söyleyeyim, giyim, kuşam tarzıdır. Her şeyini etkisi altına almıştır arkadaşlar. Fakat şurada bu dini Allah gönderdi ya, bunu tebliğ etmek gerekir. Dinin tebliği lazım. Bu görev için de Allah-u Teala ne yapmıştır? İnsanlardan peygamberler seçmiştir. Peygamberler. Biz ne demiştik? Demiştik ki bu peygamberler arkadaşlar çalışarak kazanılan bir görev değildir. Tamamen Allah tarafından seçilirler bunlar. Yani Allah verir bu görevi arkadaşlar. Allah tarafından seçilir. Şöyle yapalım. Evet. Allah tarafından seçilir. Burayı anladık. Bu peygamberler tabii ki Allah tarafından seçiliyor ama daha doğmadan, hatta anne karnındayken veya dünyaya geldikten sonra Allah bu peygamberleri, bu insanları ne yapmaktadır? Terbiye etmektedir, eğitmektedir. Hani Peygamber Efendimiz der ya, beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti der. Şimdi bu peygamberlerin özellikleri, sıfatları var. Şöyle yazalım, sıfatları veya özellikleri. Karşımıza bu iki türlü de çıkabilir arkadaşlar. Özellikleri. Birinci maddemiz neydi? Sıdk idi, sıdk. İkinci maddemiz sıdk, emanet idi. Şöyle yapalım, emanet. Üçüncü maddemiz fetanet idi. Fetanet idi. Dördüncü maddemiz arkadaşlar ismet idi. Beşinci maddemiz ise tebliğ idi. Evet, şöyle anlamlarına bakacak olursak bir, hatta ikinci şöyle yapalım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet. Sıdk, peygamberlerin doğru sözlü olmasıydı. Doğru sözlüdürler. Bütün peygamberler şaka da olsa yalan söylemezler. İnsanları kandırmazlar. Ve aynı zamanda onlar dürüsttürler. Asla yalan söylemezler kısacası. Emanet neydi arkadaşlar? Emanet, güvenilir olmaları. Ve arkadaşlar şöyle virgül atalım şuraya. Emanete ihanet etmemeleri. Emanete ihanet etmezler. Şimdi zaten şu iki, bir ve ikinci madde birbirleriyle sıkı bir şekilde bağlantılı, birbirleriyle sıkı bir şekilde ilişkili. Zaten birisi yalan söylüyorsa biz ona güvenmeyiz, ona emanet etmeyiz bir şeyi. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda nedir? Özellikle hicret ederken
peygamberimize vermiş olduğu emanetleri ne yapmıştır? Hani şunu dememiştir: onlar benim düşmanım, işte bana eziyet ediyorlar, boş ver o emanetleri vermeyeyim dememiştir. Hazreti Ali radıyallahu anha onu teslim etmiş ve o emanetleri vermeden Medine'ye gelmemesini söylemiştir. Fetanet neydi arkadaşlar? Şöyle sizin de biraz hatırlamanızı istiyorum. Bunu çok karıştıranlar var. Fetanet, peygamberlerin akıllı ve zeki oluşu. Yani peygamberler kıvrak zekalıdırlar, akıllıdırlar. Çünkü niye? Onlar bir müşrikleri, hele İslam'a düşman olan bir müşrikleri İslam'a davet edecekler. Hak dini davet edecekler. Bundan dolayı arkadaşlar nedir? Akıllı ve zeki olmaları gerekiyor ki onların üstesinden gelebilsin. İsmet arkadaşlar, peygamberler günahsızdırlar. Hani günahlarını Allah-u Teala affetmiştir. Onlar günah işlemez. Fakat ne yapar arkadaşlar? Hatacık dediğimiz şey zelle arkadaşlar. Zelle işlerler. Şöyle yapalım. Tebliğ neydi? Bu maddemiz de çok önemli. Tebliğ, peygamberlerin Allah-u Teala'dan almış olduğu o ilahi mesajları olduğu gibi insanlara aktarması, yayması. Biz buraya yaymak diyelim de veya aktarmak mı diyelim, şöyle ikisini de yazalım, fark etmez. Siz anladınız zaten, aktarmak veya yaymak. Tebliğ ediyor, onları çağırıyor. Burada bu peygamberler bu görevini yerine getirirken, tebliğ görevini, Allah-u Teala bu peygamberleri desteklemiştir. Neyle desteklemiştir? Mucizeyle. Biliyorsunuz peygamberler mucize gösterebilirler Allah-u Teala tarafından. Onun, Allah'ın izin vermesiyle mucize gösterebilirler. Mucize neydi? Olağanüstü bir durum arkadaşlar. Yani normalde bir asayı yere attığın zaman yılan olmaz. Ama bu yılan oluyorsa demek ki bu bir mucizedir ve bunu da sadece peygamberler gösterir. Günümüzde birisi asayı yere attığı zaman yılan oluyorsa bu mucize değil, bu keramet olur. Allah'ın o sevdiği kulları tarafından gerçekleştirilen olağan dışı, olağanüstü bir durum. Peki bu peygamberler nereye davet ediyordu arkadaşlar? Bütün insanları tevhide. Değil mi? Bütün peygamberlerin gönderiliş amacı, tek amacı tevhid idi. Tevhid ne demek? Tek Allah inancı. Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala ne yapmak? Zatında, sıfatlarında birlemek, onu tek demek arkadaşlar. Sadece bir olan Allah'a inanmak demek. Bunun tam zıddı ise, şuraya yazalım, şirk ile, yani ortak koşmak ile arkadaşlar. Peki şöyle yapalım. Bu peygamberler ne yapmıştı? Tevhide davet ediyordu. Şirke karşı da peygamberler ne yapıyordu arkadaşlar? Uyarıyordu. Yani diyordu ki sakın ha, şirk koşmayın, Allah'a ortak koşmayın, tek olan Allah'a inanın. Yani şu hak dinine, tevhid dinine davet ediyordu. Tevhid demişken şurada küçük bir not düşmek gerekir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz İhlas suresinin diğer adı Tevhid suresidir arkadaşlar. Unutmayın onu da. Hani sınavda falan çıkabilir. Tabii ki burada bu peygamberler nasıl davet ediyordu arkadaşlar? Müjdeleyerek. Aynı zamanda nasıl uyarı yapıyordu arkadaşlar? Diyordu ki siz eğer şirk koşarsanız cezanız var. Yani
Efendime söyleyeyim işte cehenneme gidersiniz. Yok, eğer doğru yola gelirseniz o zaman size bir müjde vardır. Evet arkadaşlar, kısacası biz tarih boyunca baktığımız zaman birçok peygamberler gönderilmiştir Allah tarafından. Bunlar sürekli olarak tevhid dinine, hak dinine çağırmıştır. Tarihin her bir alanında arkadaşlar, her bir basamağında nedir? Peygamberler mevcuttur. Tabii ki onlar çeşitli azap ve eziyetlere uğramışlardır. Kur'an-ı Kerim'de bunları biz zaten gördük. Anlatılıyor, kıssalara anlatılmıştır. Bizlerin burada yapması gereken sayfa 12 ile 16 arasını açıp şöyle bir okumak, orada geçen ayet ve hadisleri yeniden bir görmektir. Bununla ilgili inşallah sizlere örnek soruları da çözüp sizlere göndereceğim inşallah. Ve yine gerekli görülürse birkaç test de uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Ben Rahim Şakiroğlu, din kültürü öğretmeni. Arkadaşlar, 6. sınıf din kültürü dersiyle ilgili olarak anlatmış olduğum birinci ünitenin ikinci konusu peygamberlerin özellikleri ve görevleri. Bunlarla ilgili inşallah sizlerle örnek soruları çözeceğiz. Ondan sonra sizler de inşallah diğer farklı kaynaklardan ne yapacaksınız? Kendiniz de örnek soruları çözüp eğer yapamadığınız varsa onları da bizlere göndereceksiniz. Öyleyse başlayalım. İlk başta soruyu okuyayım arkadaşlar. Mucize ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Ne demiştik? Demiştik ki mucize sadece peygamberlerin göstermiş olduğu bir durumdu. Peygamberlere ait bir durumdu arkadaşlar. Olağanüstü iş ve olaylardır. Doğru arkadaşlar. Peygamberlerin isteğiyle gerçekleşmektedir. Hayır arkadaşlar, bu tamamen nedir? Allah'ın izniyle gerçekleşmektedir. Allah izin verdikçe gerçekleşir. Kur'an Hazreti Peygamberlere ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yani verilen bir mucizedir. Hatta arkadaşlar Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'di. Yani burada 1 ve 3 doğru arkadaşlar. Seçeneğe baktığımız zaman yalnız 1 demiş, yalnız 2 demiş, 1 ve 3 demiş. Ne yapıyoruz? Burada C seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Geçelim bir diğer soruya. Bu ayetteki altı çizili ifade peygamberlerin özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir? Bakalım. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran ne demiştik arkadaşlar? Bu otomatik olarak bizim kafamızda bir şeyler canlandı. Hani yaymak demiştik, aktarmak demiştik. Burada da ulaştırmak demiş. Ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Burada bizim bakmamız gereken şey Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran. Nedir arkadaşlar? Tebliğ otomatik olarak ortaya çıkmış oldu. Allah'tan almış olduğu vahyi insanlara aktarmaktı. Evet arkadaşlar, İsmet neydi peki? Şöyle bir hatırlayacak olursak, İsmet peygamberlerin günahsız olması, günah işlemiyor olması, Sıdk peygamberlerin doğru sözlü olması, hiçbir şekilde hiçbir zaman yalan söz söylememeleri, emanette arkadaşlar güvenilir olmaları ve emanete ihanet etmemeleri. Burada bir şey de hatırlatayım. Peygamber Efendimizle ilgili arkadaşlar ne demişlerdi ona? Muhammedül Emin demişlerdi. Güvenilir Muhammed anlamında. Daha peygamberlik gelmeden önce arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Bu ayette vurgulanan Hazreti İbrahim'in özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? Bakın tartışmaya girmiş. Burada hemen aklımıza bir şeyler geliyor olmalı. Gerisini okuyalım. İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince, bakın
İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Aklını kullanmaya başladı. O, hayat veren ve öldüren benim dedi İbrahim. Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Evet, burada İbrahim Aleyhisselam ne yapmıştır arkadaşlar? Aklını kullanmış, kıvrak zekasını kullanmış ve karşıdaki kişiyi bir anlamda aciz bir duruma düşürmüştür. Otomatik olarak arkadaşlar, peygamberlerin akıllı ve zeki oluşuyla ilgili kavram aşağıdakilerden hangisiydi? İsmet, fetanet, sıdk, emanet. Biz burada zaten şunları biliyoruz. Sıdk, doğru sözlü olmak, emanet, güvenilir olmaları. Kaldı iki tane. Fetanet mi, ismet mi arkadaşlar? Burada neydi? Fetanet, akıllı ve zeki olmaları idi. İsmet ise günahsız olmaları idi. Otomatik olarak fetanet çıkmış oldu. Geçelim bir diğer soruya. Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir? Evet, emaneti korurlar, akıllı ve zekidirler, doğru sözlüdürler, arkadaşlık ederler. Evet, baktığınız gibi ortaya çıktı. 5 özelliklerden 3 tanesi burada çıkmış zaten ortaya. Evet, bu peygamberlerin aslında şu soruyu şu şekilde sorsaydı daha iyi olurdu arkadaşlar. Sadece kelimesini eklemesi gerekirdi diye düşünüyorum buraya. Çünkü peygamberler, evet, onlar da arkadaşlık eder. Ama sadece peygamberlik, peygamberler arkadaşlık etmez. Bütün insanlar arkadaşlık etmiş olur. Hocam diyeceksiniz ki diğer insanlar doğru sözlü değiller mi? Evet, doğru sözlüdürler. Ama çoğu insan ne yapar? Şaka da olsa bazen yalan söyler, söylemiştir. Akıllıdırlar, zekidirler. Evet. Fakat burada arkadaşlar yine peygamberler gibi değildirler arkadaşlar. Emanet hususunda yine peygamberler gibi değildirler. Evet, geçelim bir diğer soruya. Bu soruyu bu arada diğer soruları tamamen Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu sorulardan aldım arkadaşlar. Bu da farklı, dışarıdan almış olduğum bir soru. Bakalım. Yukarıda verilen diyagramın ortasına aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir? Peygamber, melek, peri, Cebrail. Zaten dikkat ederseniz şu ikisi zaten melek. Bu yani şöyle mantıklı düşündüğümüz zaman oraya getirmesi mümkün değil. Peri zaten arkadaşlar biz böyle bir şey, bir kavram, böyle bir kelime görmedik dersimizde. Otomatik olarak peygamber gelir. Yine bakalım, günah işlemekten kaçınmaları, akıllı ve zeki olmaları, Allah'tan vahiy almaları, ahlaklı bir yaşam sürmeleri arkadaşlar. Bunları okuduğumuz zaman otomatik olarak A seçeneği gelmiş oluyor. Böyle durumda bizim yapmamız gereken husus şu, yani test çözerken günah işlemekten kaçınmaları. Evet, neydi arkadaşlar? Ona hemen ne yapmamız gerekiyor? Bakmamız gerekiyor. Yani fetanet miydi, sıdık mıydı, emanet miydi, bakmamız gerekiyor. Neydi arkadaşlar? İsmet gelecekti. Buraya akıllı ve zeki olmaları hangisi gelecekti arkadaşlar? Az önce de gördük zaten, Hazreti İbrahim ile ilgili fetanet gelecekti. Allah'tan vahiy almaları, ahlaklı bir yaşam sürmeleri arkadaşlar. Bunlar o kavramlarla, 5 tane kavramın içerisinde yok. Ama tabii ki şu hocam doğru sözlü olmaları, emanete ihanet etmemeleri gibi, bunlar tabii ki ahlaklı bir yaşam sürüyor ama bu daha genel bir ifade. Bu da aynı şekilde arkadaşlar Allah'tan vahiy alıyor ama tüm peygamberlerin özellikleri vahiy alıyor ama o 5 kavram içerisinde yok. Sadece almış olduğu vahiyi insanlara aktarıyordu. Buna biz ne diyorduk? Tebliğ diyorduk. Evet arkadaşlar, örnek soruları çözdük. Bugünlük bu kadar. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.